Fizik 801 Klasik Mekanik 7. ders. Şimdiye kadar bu derslerde kütle hakkında, ivme hakkında ve kuvvetler hakkında konuştuk. Fakat asla ağırlık kelimesini kullanmadık. Ve bugünkü dersimizin konusu olacak olan ağırlık, sezgi yoluyla anlaşılmayan ve oldukça aldatıcı bir şeydir. Ağırlık nedir? Burada bir banyo tartısı üzerinde duruyorsunuz. Yer çekimi sizi etkilemektedir. Mg kuvveti ve kütleniz de m'dir. Banyo tartısı sizi fs kuvvetiyle itmektedir. Ve bu durumda fs eğer sistem imelenmiyorsa mg ile aynıdır banyo tartısı tarafından size uygulanan bu kuvveti ağırlık olarak tanımlarız. Banyo tartısı üzerinde durduğum zaman ağırlığımın 165 pound yani yaklaşık 75 kilogram olduğunu görebilirim. Newton olarak ölçülebilir fakat bu alışılmış bir durum değildir. Eğer kendimi yer çekimi iğmesinin 6 kat daha düşük olduğu ayda tartarsam 6 kat daha az ağır gelirim. Şimdiye kadar her şey iyi. Şimdi sizi bir asansörün içine koyacağım. Ve sizi yukarıya doğru imelendireceğim. Ve siz banyo tartısının üzerindesiniz. İğme bu yönde. Ve bunu artı olarak seçeceğim. Ve bunu eksi olarak seçeceğim. Yer çekimi sizin üzerinize MG şeklinde etki yapmaktadır ve banyo tartısı sizi yukarıya doğru F kuvvetiyle etmektedir. Tanımı gereği bu kuvvet ağırlıktır. Bazı denklemleri yazmadan önce her ne zaman denklemlerimin herhangi birisinin içerisinde bir G görürseniz, G'nin daima artı 9,8 olduğunun farkında olmanızı istiyorum. Ve benim işaretlerim, benim eksi işaretlerim yönleri içermektedir. Fakat G daima artı 9.8'dir. İsterseniz artı 10 olarak alabilirsiniz. Tamam, eğer bu yukarıya doğru ivmelendirirse bu Fs kuvveti Mg'den daha büyük olmalıdır. Aksi takdirde bunu ivmelendiremem. Ve böylece Newton'un ikinci kanunu Fs bu yöndedir. Eksi Mg bu yöndedir. Eşit M çarpı A ve banyo tartısı M çarpı A artı G'ye gösterir. Ve ağırlık kazandım. Eğer ivme bu yönde 5 metre bölü saniye kare ise normal ağırlığımın 1,5 katı ağırlığında olurum. Eğer banyo tartısına bakarsam göreceğim şey budur. Görmek, inanmaktır. Bu benim ağırlığımdır. Eğer yukarıya doğru 30 metre bölü saniye kare ile inmelenirsem 30 artı 10, 40 eder. Normal ağırlığımın 4 katı olurum. 75 kilogram ağırlığımı yerine yaklaşık 350 kilogram ağırlığında olurum. Bunu benim ağırlığım olduğunu görüyorum. Görmek inanmak demiştik. Şimdi sizi bir asansöre koyacağım. Buradasınız. Ve sizi aşağı doğru imelendireceğim. Şimdi bu A ve sadece kolay olsun diye bu yönü artı yön olarak alıyorum. Sadece benim kolaylığım için. Bu gerçekten çok önemli değil. Şimdi burada üzerinize etkileyen ağırlık olan bir MG kuvveti var. Ve şimdi banyo tartısı tarafından sizi etkileyen bir kuvvet söz konusu. Açıkça MG Fs'den daha büyük olmalıdır. Aksi takdirde aşağı doğru imelendirilemezsiniz. Eğer Newton'un ikinci yasasını yazarsam bu durumda MG eksi FS M çarpı A olmalıdır. bu yeme aşağıya doğru geçerlidir. Ve fs eşit m çarpı g eksi a elde ederim. Bunu yapmanın bir yoludur ve a'nın pozitif değerlerini koymaktasınız. Eğer a 5 metre bölü saniye kare ise 10 eksi 5 eşit 5 elde edersiniz. Ve ağırlığınız yarıya düşmüştür. Ağırlık kaybettiriz. Siz aşağı doğru imelenirsiniz, ağırlık kaybedersiniz. Ayrıca Newton yasalarını yeniden yazmak için oldukça karışık olan bu durumları kullanmak yerine bu denklemi kullanabilirsiniz. Çok basit olarak tamam bu koordinat sisteminde bu eksidir. Ve böylece eksi 5 ve artı 10 koyuyor ruz diyebilirsiniz. Aynı cevabı elde edersiniz. Yani aşağı doğru eğmelenince ağırlık kaybediyorsunuz. Şimdi kabloyu kestiğimi varsayalım. Onu kestim. Bu durumda eğer bunu yuvarlarsam A 10 metre bölü saniye karedir. Aşağı doğru 10 metre bölü saniye kare ile gitmektesiniz ve böylece G eksi A sıfırdır. Şimdi ağırlıksızsınız ve serbest düşüyorsunuz. Artık herhangi bir ağırlığınız yok. Banyo tartısına bakıyorsunuz ve banyo tartısı sıfır göstermektedir. Havada yüzüyorsunuz ve asansör içinde her şey havada yüzüyor. Eğer su ile dolu bir bardak alır ve onu ters çevirirseniz su dökülmeyecektir. Bu aynen yörüngede İçerisinde ağırlıksız astronotların olduğu uzay mekiğine benzer. Uzay mekiğinde astronotlar ile serbest düşen asansör arasında oldukça büyük bir benzerlik vardır. Tek fark asansör yere çarpacak ve sizi öldürecektir. Uzay mekiği durumunda ise uzay mekiği yüksek hızından dolayı asla yere çarpmayacaktır. Bu konudan daha sonra yörüngeler ve Kepler kanunlarını anlatırken çok bahsedeceğiz tam anlamıyla serbest düşme nedir? Üzerinizi etkileyen kuvvetler sadece yer çekimi ise bu serbest düşmedir. Hiçbir şey seni itmiyor, hiçbir koltuk seni itmiyor, herhangi bir ip sizi itmiyor. Hiçbir şey sizi çekmiyor, sadece yer çekimi. Bu ağırlıksız duruma birazdan oldukça detaylı bir şekilde tekrar döneceğim. Bunu yapmadan önce eğer sizi bir ip ile asarsam, Ağnınızı nasıl belirleyebilirim? Şimdi bir banyo tartısı üzerinde durmak yerine buradasınız. İp burada. Hatta daha önceki dersimizde gördüğümüz gibi ipte bir dinamometre kullanabilirsiniz. Bu ipi umutsuz bir şekilde tutuyorsunuz. Aynen böyle. Sistem ivmelenmiyorsa ağırlık mg'dir ve bu nedenle ipte sizleri yukarı doğru çeken bir T gerilmesi olmalıdır. Eğer bir ime yok ise bu T gerilmesi mg olmalıdır. Ölçeyi okurum ve ağırlığımı okurum. Benim durumda ölçek 165 poundı yani 75 kilogramı gösterir. Ben asılıyken ağırlığı görebilirim. Gördüğünüz gibi banyo tartısının üzerinde durmam ve banyo tartısının beni yukarı doğru ittiği kuvveti okumam ile bir dinamometreli yaya asılmam ve bu ölçeğin gösterdiği değeri okumam arasında hiçbir fark yoktur. Hiç fark etmez. Buradaki gerilme benim ağırlığımı gösterecektir. Banyo tartısı ile bir şey hariç tam bir bezerlik söz konusudur. Bu şeyler beni çekmektedir. Diğer durumda ise bir şey beni aşağıdan itmektedir. Şimdi bu sistemi yukarıya doğru bir a imesiyle imelendirelim. Bunu artı olarak alıyorum ve tabii ki bu durumda t artmalı. Aksi takdirde imelenemezsiniz. Newton'un ikinci kanuna göre t eksi mg ma olmalıdır. İpteki gerilme eşit m çarpı a artı g'dir. A biz bunu daha önce görmüştük. Asansörlü durumdan bir farkı yok sistemi imelendiriyorsunuz, gerilme artacak ve bunu göreceksiniz. Bunu dinamometreden okuyacaksınız. Ağırlığınız daha da artmıştır. Daha ağır gelirsiniz. Söylemeye gerek yok. Eğer sistemi aşağı doğru imelendirirseniz daha az ağır olacaksınız. Bu konuyu önceden tartışmıştık. Ve eğer kabloyu tamamen kesersen serbest düşmeye başlarsınız. T sıfıra gidecek, A eksi 10 olacak ve eksi 10 artı 10 sıfır olacak. Serbest düşmektesiniz. Dinamometre sıfırı gösterir. Siz tamamen ağırlıksız bir haldesiniz. Eğer ipteki ağırlık tarafından belirlenen gerilme fikrini kabul edersek, bu durumda bunun çok ilginç bir sonucu vardır. Burada tamamıyla sürtünmesiz olan bir iğnem, yani sabit makaram ve her iki tarafında da ipim var ve ip ihmal edilebilecek kadar küçük kütlededir. Şimdi ipin kütlesiz olduğunu varsayalım. Ve burada M1 cismi var. Ve burada M2 cismi var. Ve M2'nin M1'den daha büyük olduğunu veriyorum. Hepimiz neler olacağını biliyoruz. Sistem bu yönde iğmelenecektir. M2 aşağıya doğru iğmelenecek ve M1 yukarıya doğru iğmelenecektir. Ve şimdi açıklayacağım şey önemlidir. Ve bunu anlamanızı istiyorum. Sol taraftaki gerilme, sağ taraftaki bu ipteki gerilme ile aynı olmalıdır. Soldaki T, TL, sağdaki T'ye yani TR'ye eşit olmalıdır. Neden böyledir? Çünkü makara tamamıyla sürtünmesiz olduğu için ve çünkü ip kütlesiz olduğu için böyledir. İpin çok küçük bir parçasını alalım. İpin küçük parçası burada. Eğer üzerinde bir gerilme varsa bu yönde bir kuvvet ve bu yönde bir kuvvet. Bu ikisi asla farklı olamaz. Çünkü o zaman bu kütlesiz ip sonsuz bir iğmeye sahip olurdu. Yani ipin bu tarafı ile diğer tarafındaki gerilmede asla bir değişiklik olmaz. Eğer ipin burada küçük bir parçasını alırsak, işte burada küçücük bir parça, ipte bir gerilme var ve bu ipte de bir gerilme var ve bundan daha büyük olamaz. Çünkü ipin bu küçük parçası sonsuz bir ivmeye sahip olurdu. Çünkü makarada herhangi bir sürtünme yok ve çünkü ipler kütlesiz. Ve sadece bundan dolayı gerilme her yerde aynı olmalıdır. Eğer makarada bir sürtünme varsa, bundan daha sonra bahsedeceğiz. Bu farklı bir durumdur. Eğer sağdaki ve soldaki gerilme aynı ise, bu iki cismin aynı ağırlığa sahip olduğu sonucunu çıkarabilirim. Çünkü gerilmenin ağırlığın bir göstergesi olduğu konusunda hemfikiriz değil mi? Öyleyse bu iki cisim aynı ağırlıklıdır. Ve bazı insanlar bunun anlamsız olduğunu, şaka yaptığımızı ileri sürerler. Eğer M2, M1'den daha büyük ise bu bundan daha ağır olmalıdır derler. Eh, bunlar kütle ile ağırlığı karıştırmaktadırlar. M2'nin M1'den daha büyük olduğu doğrudur. Fakat aynı zamanda benim ağırlık tarifime göre bu iki cismin ağırlıklarının da aynı olduğu doğrudur. Bu sistemin iğmesini hesaplayalım ve gerilmeyi hesaplayalım ve sonucun ne olacağını görelim. İlk olarak burada bir numaralı cismi alıyorum. Bu benim bir numaralı cismim. M1G şeklinde bir ağırlığım var ve T gerilmem var. Bunun tartışması bile olmaz. T M1G'den daha büyük olmalıdır. Aksi takdirde sistem asla yukarı yönde imelenemez. Ve biz yukarı yönde imeleneceğini biliyoruz. Öyleyse ne elde ederiz? Bu arada bu yönü artı olarak seçiyorum. T eksi M1 G eşit M çarpı A elde ederiz. O halde gerilme eşit M1 çarpı A artı G'dir. Hey! Bunu daha önce görmüştük. Bu yukarıya doğru imeleniyor. Ağırlık kazandığına dikkat edin bu gerilme ve bu da ivme. Bu iki bilinmeyenli bir denklem olduğundan henüz bunu çözemem. Fakat bir diğeri daha var. İki numaralı cisim burada. İki numaralı cisim için M2G şeklinde bir kuvvetimiz var ve gerilme yukarı yönlüdür. Bu bundan daha büyük olmalıdır. Aksi takdirde aşağı doğru ivmelenemez. Bu yönü artı olarak seçeyim. Yönleri değiştirmemin ve burada olduğu gibi bunu artı olarak seçmemin iyi bir nedeni vardır. Artık öyle keyfi değildir. Bu imenin pozitif bir sayı olacağını biliyorum. Çünkü bu yönde gideceği verilmiştir. Eğer bunu negatif olarak seçersem burada negatif ime elde ederim. Ki burada aynı durum için pozitif ime elde etmiştim. Bu baş belası bir durumdur. Orada artı ve eksi işaretlere sahip olmak istemiyorum. Aynı manaya geldiklerini düşünmem gerekir. Bu yöne artı olarak seçmeye karar verdiğim an bu iğmenin bununla aynı işaretli olarak çıkacağını biliyorum. Bu yüzden işaretleri ters döndür. Böylece şimdi Newton yasasını uygulayabilirim. mg-t eşit m2a elde ederim. Ve t'yi buraya yazıyorum. t eşit m2 çarpı g eksi a iki bilinmeyenli bir denklem. E, eh, artık bu iki denklemi çözmem zor olmamalıdır. Yeri gelmişken hemen T'yi yok edebilirsiniz. Eğer bununla bunu toplarsanız gerçekten bu denklemi 1 olarak altlandırıyorum ve bu denklemi 2 olarak adlandırıyorum. Hemen T'yi yok edersiniz. A iğmesinin M2 eksi M1 bölü M1 artı M2 çarpı G olarak elde edersiniz. Ve bu A iğmesinin bu eşitlikte yerine koyarsınız. Gerilmenin 2MG bölü M1 artı M2 olduğunu elde edersiniz. Bunu doğrulamanız çok kolaydır. Bu eşitliklere bir bakalım. Bu M1 M2'dir. Hayır, 2M1 M2'dir. 1 M'yi unuttum. 2 M1 M2. Bu denklemlere bir bakalım. Onları iyice irdeleyelim. Bunları birer eşitlik olarak kabul etmektense bunları anlamaya çalışalım. İlk olarak M2 eşit M1 durumuna bakalım. Ve bunları da M olarak kabul ediyorum. A'nın sıfır olduğuna dikkat edin. Ve M1 ve M2'yi M ile değiştirirseniz Paydada 2M elde edersiniz ve T, MG olur. Yani T, MG'dir. Bu tamamen çok açık. Eğer M1 ve M2 aynı ise İM0 olacak ve her iki taraftaki gerilme daima aynı olacak. Bunun MG olduğunu tartışmıştık. Çok açık. Şimdi bunu daha da ilginç yapacağız. M2'yi M1'den çok çok büyük yaptığımızı ve M1 sıfıra gidiyorken limit durumunu aldığımızı varsayalım. Bunu yapalım. Eğer M1 sıfıra gider ise bunun yok olduğunu, bunun yok olduğunu ve A'nın G'ye gittiğini ve T'nin de sıfıra gittiğini görürsünüz. Eğer M1 sıfıra giderse T sıfıra gider. Bu çok belirgindir. Çünkü eğer M1'i sıfır yaparsam M2 serbest düşme yapar. Ve eğer M2 serbest düşme yaparsa ağırlığı sıfır olur ve gerilme sıfır olur. Bu tam olarak gördüğünüz şeydir. Bu cismin iğmesinin G olacağını görürsünüz. Böyle olması gerekir. Çünkü serbest düşme yapmaktadır. Anlayacağınız bu mantıklıdır. Bu tam olarak sezginiz ile de tutarlıdır. Ve eğer M1'i M2'den çok çok daha büyük yapmak ve M2'nin sıfıra gider durumundaki limitini almak isterseniz yine A'nın G'ye gittiğini ve T'nin sıfıra gittiğini elde edersiniz. Şimdi İM bu yönde değildir. Fişt. Fakat şimdi İM bu yöndedir. Ve şimdi bu cisim serbest düşme yapacaktır. Ve bu nedenle artık ipte herhangi bir gerilme olmaz. Eğer orada yazdığımız M2'nin M1'den daha büyük olduğu durumuna geri dönersek, M1 yukarıya doğru imelenmektedir. Bunun tartışması bile olmaz. Bu durumda M1 ağırlık kazanmalıdır. M2 aşağı yönde imelenmektedir. Bu durumda M2 ağırlık kaybetmelidir. Aynen asansörde olmak gibi herhangi bir fark yok. Her ikisi aynı ağırlıktadır. Biri ağırlık kaybeder ve diğeri ağırlık kazanır. Her ikisi de aynı ağırlıkta gelir. Böylece eğer bu orijinal m2g ise ve şimdi yeni ağırlık t ise t'nin m2g'den daha büyük olması gerektiği tahmininde bulunabilirim. m1 ağırlık kazanıyor. O halde t m1g'den daha büyük olmalıdır. m2 ağırlık kaybetmektedir. Bu durumda t m2g'den daha küçük olmalıdır. Bu benim tahminimdir. Böyle olması gerekir. Ve bunu sizlere oldukça basit sayılar ile gösterebilirim. M1 1,1 kilogram ve M2 1,25 kilogram olsun. Sistem sürtünmesiz ve ip ihmal edilebilecek kütleye sahip. Sistemin A ivmesi nedir? M2 eksi M1 farkını buldum. Bu 0,15 eder ve toplamları olan 2,35'e bölersem sonuç olarak yaklaşık 0,064 gram elde ederim. Yaklaşık 0,064 gram. Yer çekimi ivmesinin yaklaşık 1,16. Oldukça makul bir ivme. Gerilme nedir? E. Eh, M1 ve M2 değerlerimi orada yerine yazarım. İsterseniz g'yi 10 olarak alabilirsiniz ve gerilmenin 1,17 gram olduğunu bulursunuz. Ve şimdi ne tahmin ettiğime bakın. Her ikisi de 1,17 gram ağırlığında. Bunun tartışması bile olmaz. Her iki taraftaki gerilme aynıdır. Bu benim ağırlık tanımımdır. Bu onların ağırlıklarıdır. Bunun imelenmeden önce 1,25 gramlık bir ağırlığı vardı. Görüyorsunuz ağırlık kaybetti. Çünkü aşağı doğru imelendi. Bu 1,1 gramlık bir ağırlığa sahipti. Görüyorsunuz ağırlık kazandı. Çünkü yukarı doğru imelendi. Gördüğünüz gibi bütün manzara birbirine düzenli bir şekilde bağlıdır ve ona bu şekilde bakmanız oldukça önemlidir. Şimdi tam ağırlıksızlık fikrine geri dönmek istiyorum ve birkaç ders önce sizleri düşey düzlemde nasıl salladığımı hatırlatmak istiyorum. Sizi böyle sallıyordum ve bir kova suyu böyle sallıyordum ve buna geri dönmek istiyorum. Ve dairenin en aşağısında olduğunuz durumda ve dairenin en üstünde olduğunuz durumda sizlere bakmak istiyorum. Bir R yarıçapına sahip olan dairenin etrafında dönüyorsunuz. Daire burada. Burada bir if var. Siz buradasınız. Ve burada bir if var. Belli bir zamanda siz buradasınız. Ve dönüyorsunuz. Omega açısal hızı ile dönüyor olduğunuzu kabul edelim. Ve kolaylık olsun diye omegayı sabit tutalım. Fakat bu gerçekten önemli olmaz. Tamam. Burası P noktası ve burası S noktası. İlk olarak P noktasındaki duruma bakalım. Kütleniz söz konusu ve yer çekimi sizi MG şeklinde etkilemektedir. İpte bir T gelinmesi olmalıdır. Bunun tartışması olmaz. A merkezcil ilmesi yukarı yönlüdür. Aksi takdirde bunu asla yapamazsınız. Düzgün dairesel hareketten hatırlayın. Yani omega kare R şeklinde bir merkezcil ivme olmalıdır. Ya da V kare bölü R şeklinde de alabilirsiniz. V sürat buradaki teğet hızdır. Orada olmalıdır. Şuraya bakalım. Tam orada sizi MG ye yer çekimi etkilemektedir. Bu ipin sizi çektiğini varsayalım. Ve şimdilik bir gerilmenin olduğunu varsayalım. Kesinlikle ip sizi çekmektedir. Bu nedenle bu eğrisel hareketi yaptığınızda bir A merkezcil iğmesi olmalıdır ve bu merkezcil iğme omega kare R olmalıdır. Bunun tartışması bile olamaz. Orada olmak zorundadır. Şimdi ilk olarak P durumunu değerlendirelim. Bunu artı, bunu eksi olarak seçeceğim. Şimdi elde edeceğim şey T eksi, Mg, m çarpı merkezcil ivme olmalıdır. Böylece T, m çarpı merkezcil ime artı g olmalıdır. Hey, bu oldukça tanıdık geliyor. Sanki birisinin asansörde ivmelendiriliyor olmasına benzemektedir. Neredeyse aynı denklem. Örneğin, bu noktada merkezcil ime 10 metre bölü saniye kare olsaydı. Bu durumda normal ağırlığının iki katı ağırlıkta olurdunuz. Buradaki gerilme MG'nin iki katı olurdu. Eğer bu 5 metre bölü saniye kare olsaydı, bu durumda normal ağırlığınızın bir buçuk katı olurdunuz. Şimdi S noktasındaki duruma bakalım. S noktasında bunu artı ve bunu eksi olarak adlandıracağım. T artı MG'nin M çarpı merkezcil ivme olduğunu bulacağım. Newton'un ikinci kanunu. Böylece oradaki gerilmenin M çarpı AC eksi G olduğunu bulurum. Hey, daha önce görmüş olduğum şeye çok benziyor. Bu cisim ağırlık kaybediyor. AC'nin tam olarak 10 metre bölü saniye kare olduğu durumu alalım. Bunu geçen defa elimizde bir kova su olduğu durumda tartışmıştık. Eğer cisim tam en üstten geçerken merkezcil ilmi 10 ise bu durumda burası sıfırdır. Yani ip herhangi bir gerilmeye sahip değildir. İp gevşeyecek ve bir kova su ve siz ağırlıksız olacaksınız. Eğer merkezcil ilme ondan daha büyük ise tabii ki ip gerilecektir. Üzerinize etkileyen bir kuvvet olacak ve buradan elde edilecek sonuç sizin ağırlığınızı gösterecektir. Eğer AC ondan daha küçük ise bu anlamsızdır. Gerilme asla negatif olamaz. Negatif gerilmeye sahip olan bir ipin fizikte hiçbir anlamı yoktur. Bunun ne anlama geldiği bir kova suyun bu noktaya asla gelemeyecek olmasındadır. Eğer onu yukarı yönlü sallamaya çalışırsanız, ikinci derste bir arkadaşım bunu denediği gibi bu noktaya getirememişti. Bir kova suyu sadece dökülecek. Her tarafın kirlenmesiyle sonuçlanacaktır. Bu bir ayrıntıdır. Su kovası burada olduğu zaman eğer oradaki ime, merkezcil ime tam olarak 10 metre bölü saniye kare ise bu durumda su kovası ağırlıksız olacaktır. Daha önce söylediğim gibi serbest düşme durumunda iseniz serbest düşmedeki tüm cisimler ağırlıksızdır. Aynen yörüngedeki bir uzay aracı ya da kablosu kesilmiş bir asansör gibi. Ayrıca tabir caizse eğer masadan atlarsam havada olduğum sürece ağırlıksız olduğu manasına da gelir. Bu tenis topunun serbest düşme yaparken ağırlıksız olduğu manasına gelir. Şimdi ağırlığı var. Şimdi ağırlık daha da fazladır. Çünkü onu imelendiriyorum. Şimdi ağırlık yok. Tenis topu ağırlıksızdır ve şimdi hava direncinin hiçbir rol oynamadığını varsayıyorum. Eğer masadan atlarsam yaklaşık yarım saniye ağırlıksız olacağım. Bu yaklaşık bir metredir. Eğer 100 metre yükseklikteki bir kuleden atlarsam, hava direncini ihmal edersem yaklaşık dört buçuk saniye ağırlıksız olacağım. Bugün yarım saniyelik durumu tercih ediyorum. Elimde bu su ile masadan atlayacağım. Ve buradan atladıkça gerçekten ağırlıksız olacağım konusunda sizleri nasıl ikna edebileceğimi sizlere anlatacağım. İşte su bidonu burada. Su bidonuna yer çekimi kuvveti etkimektedir. Ellerim bu su bidonunu yukarıya doğru itmektedir. Ellerim bir banyo tartısı gibi davranmaktadır. Kaslarında yukarı yönlü itmem gerektiğini hissediyorum. Aslında bir banyo tartısı gibi davranarak ağırlığını bile tahmin edebilirim. Bir galan su yaklaşık 9 pound yani 5 kilogram eder. Şimdi kendi vücudum. Yer çekimi üzerime etkimektedir. Fakat tam buradan yukarıya doğru itilmekteyim. Atladığımızı varsayalım. Artık benim tarafından su bidonuna bir itme olmaz ve masa tarafından da bana bir itme yoktur. Sadece yer çekimi üzerimize etkiyecektir ve biz ağırlıksız olacağız. Ağırlıksız olduğumuzu size nasıl gösterebilirim? Eh. Eğer bu su bidonunu yukarı doğru itmek için kaslarımı kullanmak zorunda değilsem düşme sırasında ellerimi biraz daha aşağı bile indirebilirim. Ve bu su bidonunun onu yukarı doğru itmem olmaksızın ellerimin üzerinde kalacağını göreceksiniz. Böylece bir banyo tartısı olarak su bidonunu bundan böyle yukarı itmek zorunda değilim. Bundan böyle kaslarım herhangi bir şey hissetmeyecek ve bu yüzden su bidonu ağırlıksız olacak. Biz atladığımızda su bidonu ağırlıksızdır. Ben ağırlıksızım ve hatta bu sınıf bile ağırlıksızdır. Yarım saniye boyunca biz hepimiz ağırlıksızız. Fizikte her şeyin bir bedeli vardır. Bu yarım saniye ağırlıksız olmanın bedelini ödemek zorundasınız. Yere çarptığın zaman ne olur? Yere bu yönde yaklaşık 5 metre bölü saniyelik bir hız ile çarparım. Bunu hesaplayabilirsiniz. Fakat biraz sonra duracağım. Bu çarpma da yukarı yönlü bir iğmenin olması anlamına gelir. Aksi takdirde bu yöndeki hızım asla sıfır olmayacaktır. Bu yüzden çarpma boyunca daha ağır olacağım. Bu yönde bir ivme var. 5 metre bölü saniye sıfıra gider. Eğer bunu tahmin etmek istersem bu yaklaşık saniyenin onda ikisi kadardır. Bu çarpma süresi oldukça kaba bir tahmindir. Bu durumda ortalama ivme 5 metre bölü saniye bölü 0,2 olur. Bu 25 metre bölü saniye kare eder. Bu imenin yukarı yönlü 2,5G olduğunu ifade eder. Bu ağırlığımın 3,5 kat daha fazla olduğu manasına gelir. Hatırlayın. A artı G idi. A yukarı yönlü 2,5G'dir ve G'ye de sahibiz. Bu 3,5G eder. Bu yüzden 4 aşama elde ederiz. Şimdi eğer bir banyo tartısı üzerinde duruyorsam normal ağırlığındayım yarım saniye ağırlıksız olarak atlıyorum. Böylece saniyenin onda ikilik bir anı için 165 pound yerine yaklaşık 600 pound oluyorum. Ve bundan sonra tekrar normal ağırlığa sahip oluyorum. Şimdi atladığımda bu su bidonunu ellerimin üzerinde havada yüzerken görmek için sadece yarım saniyeniz var. Ellerimi uzaklaştıracağım ve bundan böyle onu itmek zorunda olmadığımı göreceksiniz. Bu onun ağırlıksız olması anlamına gelir. Hazır mısınız? Ben hazırım. 3, 2, 1, 0. Ellerimiz üzerinde havada yüzünü görüyor musunuz? İkimizde ağırlıksızlık. Şimdi bu konuda uzun zamandır düşünüyorum. Bunun belki daha dramatik olmayan bir şekilde, hatta daha ikna edici bir şekilde gösterilip gösterilemeyeceğini düşünüyorum. Ayaklarımın altına bir banyo tartısı koyma ve atladığım zaman düşmemesi için bunu oldukça gevşek bir şekilde bağlama fikrini düşündüm. Ve birazdan yarım saniye serbest düşme esnasında banyo tartısının gerçekten sıfır gösterdiğini size göstereceğim. Bunu denemediğimi düşünmeyin. Bunu birçok banyo tartısı kullanarak denedim. Birçok atlı iş yaptım. Burada bir sorun çıkıyor. Ve bu sorun ticari olarak satın aldığınız banyo tartılarının sıfır gösterme problemidir. Onlar gerçekten sıfıra gitmek istiyor. Fakat uzun zaman alıyor. Eylemsizlikleri oldukça uzundur. Response yani uyarıya yanıt zamanları yavaştır. Fakat siz yere çarpana kadar sıfıra gitse bile hemen sonra ağırlık artacaktır. Çünkü yere çarpıyorsunuz ve ağırlığınız yaklaşık 3,5 kat kadar artmakta. İleri geri değişmeye başlıyor ve tamamıyla karman çorman bir durum ortaya çıkıyor. Ve artık ne olduğunu bile göremiyorsunuz. Ve yaklaşık 6 ay önce Profesör Dave Trumper ile akşam yemeği yedik. Ve ona masadan atladığında serbest düşme yaparken ayağının altında bir banyo tartısına sahip olmanın ve ağırlığın sıfıra gittiğini görmenin gerçekten gösterilememesinin bir şanslık olduğunu açıkladım. Ve o çok kolay dedi. Bunu yapabilirim. Sana uyarıyı yanıt zamanı yaklaşık 10 milisaniye zamana sahip olan bir tartı yapabilirim dedi. Böylece masadan atladığın zaman 10 milisaniye içinde bunun sıfıra gideceğini göreceksin. Söyledi ve başardı. O size göstereceğimiz bu harika cihazı yaptı. İlk olarak bunun için biraz makul ışık seviyesi vereyim ve sizlere yapmış olduğu bu tartının ne göstereceğini oradaki ölçekte göstermek istiyorum. Tartı burada elimde ve bu tartın üzerinde aynen sizin tartılarda olduğu gibi bir platform var. Bu platform 4,5 pound yaklaşık 2 kilogram ağırlığındadır. Ve yaklaşık 4,5 gösterdiğini görebilirsiniz. Şimdi böyle bir banyo tartısına sahip olmak istemeyeceğinizi söyleyeceksiniz. Üzerine çıkmadan önce sıfır gösteren bir banyo tartısı görmek istiyorum anlamında dedim. Zaten kendim yeterince ağırım. 4,5 pound yani yaklaşık 2 kilogram almak istemiyorum. Üretici firma bunu sizin için basit bir şekilde sıfırlar. Fakat sizin banyo tartınızda bunun üzerinin kaplı olduğu açıktır. Bu gösterileri görünce kendi kendisine neden onu sıfır olarak bırakmadığımızın, neden dört buçuk olarak bıraktığımızın cevabını verebileceksiniz. Bu yayın üzerindeki gerçek kütledir. Fakat gerçekten bir yay değildir. Bir manometredir fakat onu bir yay olarak düşünün. Dört buçuk pound. Burada 10 poundluk yani yaklaşık dört buçuk kilogram ağırlığa sahip bir halter ağırlığımız var. Bu senin çocuklarından birinin mi veya kendin mi yapıyorsun? 10 puan. Bunu üzerine koyuyorum. Ne görüyorsunuz? Kabaca 14,5 puan. Yani yaklaşık 6,5 kilo. Tamam. Şimdi onu bantlayacağız. İşte başlıyoruz. Ve onu yaklaşık... 1,5-2 metre yükseklikten düşüreceğiz. Bu oldukça güzel cihazı kırmak istemediğimiz için onu bu yastıklı yere düşüreceğiz. Onu düşürdüğümüz zaman uyarıya yanıt zamanının oldukça hızlı olduğunu ve ibrenin sıfıra gittiğini göreceksiniz. Yastığa çarptığı zaman ağırlığın artacağını aklınızda bulundurun. Şimdi sadece sıfıra gideceği duruma konsantre olmanızı istiyorum. Bundan sonra ne olacağına değil. Bunu bir dakika içinde ele alacağız. Tamam. 14,5 pound yaklaşık 6,5 kilo. Gerçekten bu cismin neden ileri geri hafifçe sallandığını biliyor musunuz? Tam olarak onu durgun tutamam. Bu nedenle onu hafifçe yukarıya doğru ve aşağı doğru imelendiririm. Onu hafifçe yukarı doğru imelendirirsem biraz daha ağır gelir. Onu aşağı doğru imelendirirsem biraz daha az ağır gelir. Bu ilginçtir. Sinirli olduğumu görebiliyorsunuz. Orası benim sinir ölçer aletim. Tamam biz hazırız. Bana bakmayın şimdi o ibreye bakın. 3, 2, 1, 0. Sıfıra gittiğini gördünüz mü? Tamamen sıfır. Şimdi daha dikkat çekici şeyi göstereceğim. Bana öğrencilerin uyarıya yanıt zamanlarını zaman ekseninde saniyenin bölümleri şeklinde görmelerini sağlayabilirim dedi. Yeri gelmişken tüm bu aletleri yapan kişi işte bu adam. O harika bir insan. Size ağırlığı elektronik ölçekte gösterebilir. Ve bu ağırlığı zamanın fonksiyonu olarak göreceksiniz. 10 poundu yani yaklaşık 4,5 kilogramı tekrar koyuyorum. Biraz daha sıkı olsun diye bantlıyorum. Ve şimdi gördüğünüz seviye 14,5 pounddur. Yani yaklaşık 6,5 kilogram. Bu 14,5 pound ve bu 0. Bu işaret 0. Elimde tutacağım. Eğer onu titretmeden tutabilirsem 14,5 poundu yaklaşık 6,5 kilogram gösterdiğine dikkat edin. Şimdi onu düşüreceğim. Bunun sıfıra gittiğini göreceksiniz. Yastığa çarpacak. Yukarı yönlü ivme kazanacak. Daha önce olduğundan daha ağır olacak ve hatta daha sonra geri doğru havaya sıçrayacaktır. Ve tekrar serbest düşme yapacaktır. Bunu sizin için donduracağız. Ve her şey olup bittikten sonra onu analiz edebileceğiz. 14,5 pound. 3, 2, 1, 0. Ve şimdi Profesör Trumper sizin için onu donduruyor. Şimdi buna bakın. Bu inanılmaz resme bakın. Bunu gördüğüm zaman bu gerçekten benim için şaşırtıcı bir bilgi oldu. Buradaki fizik inanılmaz bir şey. Burası sizin 14,5 poundunuz. Buradan buraya olan eksen işaretleri arası yarım saniye. Yarım saniye serbest düştü. İbra sıfırı gösterdi ve hiç ağırlığı yoktu. Şimdi yere mindere çarpıyor. Ve ağırlığı saniyenin onda biri gibi bir zamanda artıyor. Bakın bu yaklaşık 1, 2, 3. Şimdi ağırlığı yaklaşık 3,5 kat daha fazladır. Yani 14,5, 3,5 veya 4'e çarpılırsa bu tam olarak daha büyük olacağı şeklinde tahmin ettiğimiz şeydir. Şimdi çok iyi bir yastık olduğu için sıçramaktadır. Yastık onu geriye fırlatmaktadır. Böylece tekrar havaya çıkmaktadır ve hemen tekrar ağırlıksızlık haline geçmektedir. Ve daha sonra ileri geri gidip salınımı yapmaktadır. Ve sonra bu seviye beklediğimiz gibi 14,5 pound'dur ve bununla aynı olmalıdır. Ve bununla tam olarak aynı olmamasının nedeni, onunla düşen bir kablonun biraz yukarıya doğru çekmesi ve üstteki diski biraz daha hafif yapıyor olmasıdır. İnanılmaz değil mi? gözünüzün önünde ağırlıksızlığı görüyorsunuz. Ve yere çarptığı zaman fazlalık ağırlığı görüyorsunuz. Ve tekrar ağırlıksızlık ile devam ediyor. Dave sana A artı veriyor. Bu dersi geçtin. Ağırlıksız koşullar altında deneyler yapmaya büyük bir ilgi vardır. NASA bununla oldukça ilgilendi. Eğer gökyüzünde 100 metre yüksekten atlarsanız sadece havada 9 saniye kalırsınız. Hatta hava direncinden dolayı ağırlıksız olamazsınız. Bununla birlikte eğer hava direncinin ihmal edilebildiği atmosferin üst kısmına yakın bir yerden atlarsanız, bu durumda belli bir süre ağırlıksız olacaksınız. Bu insanların son birkaç on yıldır yapıyor oldukları şey. Burada havacılık bölümünden Profesör Young ve Profesör Oman uçakta sıfır yer çekimi olarak adlandırdıkları deneyleri yapmışlardır. Bunu detaylıca açıklayacağım. Fakat sıfır yerçekiminin tamamen bir yanlış isimlendirme olduğunu anlamanızı istiyorum. Sıfır ağırlık, evet. Sıfır yerçekimi, hayır. Eğer dünyaya yakın herhangi bir yerde uçan bir uçağınız varsa, uçak ister motorları çalışır vaziyette, ister motorları çalışmıyor vaziyette ya da serbest düşme yapan bir vaziyette olsun önemli değil. Yerçekimi asla sıfır değildir. Her zaman yerçekim vardır. Çok şükür. Fakat eğer serbest düşme yapıyorsanız, gerçekten herhangi bir ağırlık yoktur. Bunun dışında bunları sıfır yer çekimi deneyleri olarak adlandırıyorlar. Neden olmasın? Belki de böyle daha hızlı pazarlıyorlar. Onlar KC-135 uçağı ile uçuyor ve bu deneyleri yaklaşık 30 bin fit yükseklikte yapıyorlar. Eğer bu tahtayı yapabildiğim kadar temiz yaparsam, uçak zaman içerisinde bir noktaya yaklaşık 45 derecelik bir açıyla geliyor. 45 derecelik bu açının bir özelliği yok. Sadece bu şekilde yapılmış. Ayrıca elverişli olanı yolcular için uygun olanı düşünmek zorundasınız. Bu durumda sürat yaklaşık 425 mil bölü saattir. Böylece yatay bileşeni 300 mil bölü saat, ve ayrıca dikey de 300 mil bölü saattir. Hava direnci oldukça azdır. Motorların kapalı olduğunu ve uçağın serbest düşme yaptığını varsayalım. Tenis topundan hiçbir farkı yoktur. Aynı şey. Bir parabol göreceksiniz. Ve böylece uçak serbest düşme yapacaktır ve bu seviyeye gelir. Bu yayı analiz edelim. Tam bu üst kısımda herhangi bir hava direncinin olmadığı durumda yine hız 300 mil bölü saat olacak. Elinizdeki mevcut tüm bilgiler ile bu seviyeden ne kadar yükseğe çıkacağını hesaplayabilmeniz gerekir. Başka bir deyişle Y yönündeki hızın sıfır olması için gerekli zaman nedir? Bunu hesaplayabilirsiniz ve daha sonra da ne kadar yol aldığını bulursunuz. Çok kaba olarak bu yaklaşık 900 metredir. Bu noktaya ulaşması yaklaşık 15 saniye alacaktır ve böylece buradan buraya gitmesi yaklaşık 30 saniye alacaktır ve bu 30 saniyede yatay yer değiştirmesi yaklaşık 3,5 kilometredir ve tüm bu değerleri teyit etmeniz gerekir. Tam bu noktada motorlar yeniden çalıştırılır. Bu serbest düşme esnasında uçak içinde herkes uçakta dair olmak üzere ağırlıksızdır. Şimdi motorlar çalışıyor. Uçak ileri gidecek ve bu aşamadan geçer. Ve daha sonra uçak yatay olarak belli bir süre uçar. Bu aşama sırasında tartıştığımız gibi sanki yere çarpılacaktır. Bu yönde bir iğmeye ihtiyacınız var. Ağırlıkta bir artma olacak ve bu nedenle iğme yukarı doğrudur. Ve bu zaman süresince... İnsanların ağırlıkları kabaca iki katına çıkacaklar ve sonra burada yeniden normal ağırlıklarına sahip olacaklar. Ve sonra uçak tekrar ileri gidecek ve buraya gelecek, yeniden serbest düşme yapmak için her şeyi tekrarlayacak. İnsanlar burada yeniden normal ağırlıklarının daha fazlasına sahip oluyorlar. Sıfır ağırlık, normalden daha fazla ağırlık, normal ağırlık, normalden daha fazla ağırlık, serbest düşme. Ve tam döngü yaklaşık 90 saniye sürüyor. Burada ne zaman serbest düşme durumundasın, ne zaman herhangi bir ağırlığın yok, ne zaman ağırlığın normal ve ne zaman ağırlığından iki kat daha ağır olduğunu tahmin etmen oldukça önemli. Ve Profesör Aman bana ağırlığının sıfırdan iki katına çıkmasının bir saniyeden daha az zaman aldığını söyledi. Ayakların nerede, başın nerede olduğunu bilmek önemlidir. Çünkü eğer kafan aşağı doğru ise ve aniden ağırlığın iki katına çıkarsa kafatasını yere çarparsın. Böylece uçakta ağırlığın iki katına çıktığı zaman doğru bir şekilde durduğundan emin olman gerekir. Ve bunun nasıl çalıştığını birazdan göreceğiz. Önce sizlere bu deneylerden bazı slaytları göstermek istiyorum. Burada sadece açıkladığınız durumu görüyorsunuz. Buradan başlayalım. Bu sizinle başladığım yer. Uçak motorları durduruyor. Bu paraboldür. Burada motorlar yeniden çalıştırılır. Bu serbest düşüş zamanı. Yaklaşık 30 saniye sürer. Motor yeniden çalıştırılır ve bu zaman boyunca yukarıya doğru bir iğme vardır. Ve bunu 2G zirvesi olarak adlandırıyorlar. He, gerçekte 1G demek istiyorlar. Gerçekten ne demek istedikleri ağırlığımın 2 katı olduğudur. Bunu 2G olarak adlandırıyorlar fakat tabii ki bunu 0G olarak adlandırıyorlar ki bu da yanlıştır. 0G değildir. Bu ağırlıksızlıktır. Burada ağırlığınız iki kat, burada ağırlığınız normal, burada ağırlığınız kabaca iki kat ve diğer bir serbest düşüş periyoduna girmektesiniz. Ve buradan buraya olan döngü yaklaşık 90 saniyedir. Şimdi bu uçuşların yapılmasının nedeni ağırlıksız ortamlarda mide bulantısı, baş dönmesi gibi hareket rahatsızlıklarının araştırılmasıydı. Astronotlar hareket rahatsızlıklarından şikayetçiydiler. Ve böylece Profesör Young ve Oman hareket rahatsızlıklarını çalışmak için çok sayıda deneyi önce uçaklarda sonra da uzay araçlarında gerçekleştirdiler. Bunu oldukça ironik buldum. Çünkü eğer siz ve ben bu deneylerin bir parçası olsaydık deneylerin yüzünden oldukça kötü bir şekilde hasta olurdum. Sadece ağırlıksız durumdan iki katı ağırlığa ve yeniden ağırlıksız durumuna gitmeyi düşünün. Tüm gün boyunca kusuyor olurduk. Ağırlıksızlıktan dolayı hasta olan insanları nasıl çalıştırabilirsiniz? Eh, onlar bir yolunu bulmuş olmalılar. Bunu günde yaklaşık 50 kez yapıyorlar. Ve şimdi sizlere bana Profesör Yang tarafından nazik çevrilen ve onları bir fiil uçağın içinde gördüğünüz bazı gerçek verileri göstermek istiyorum. Bunu açmam gerektiğini sanıyorum ve başlayalım. Slide projektörünü kapatabilir misiniz? Onları uçağın içinde görüyorsunuz. Onlar ağırlıksız değiller ve ayakta durmaktadırlar. Sanırım bu Profesör Yang. Yerde yatan adamlar biraz yorgun olmalılar. Kısa bir sürede ışık yanacak ve ışık yandığı zaman bu ağırlıksızlığın oluştuğunun göstergesidir. Zaten açıldı. Ben kaçırmış olmalıyım, bakmıyorum. Ağırlıksızlık durumuna geçtiler. Bakın bu kişi burada baş aşağı durumda. Ağırlığın iki katına çıkmadan önce dik duruma geçsen iyi olur. Çünkü yere çarpacaksın. Ve şimdi 60 saniye alıyor. Çünkü tüm döngü 90 saniye. Ve bu 60 saniye içerisinde bir sonraki serbest düşme için hazır olmaları gerekir. Gelecek ağırlıksızlık durumu için. Ve çok kısa bir süre içinde ışığın yeniden yanacağını göreceksiniz ve bu onlara ağırlıksızlığın geliyor olduğunu söyleyecektir. Ve sonra bir diğer 30 saniye için ağırlıksız olacaklar. Duyduğunuz ses açıkça uçak motorlarının sesi. İşte ışık yandı. Işık yanıyor. Onlar uyarıyı alıyor. Kulaklıklarını çıkarıyor ve her şey ağırlıksız oluyor. Bunu sevmeyebilirler. Bu yüzden kulaklıklarını güvenli bir yere koyuyorlar. Burada Profesör Yangın kendi kulaklığını çıkardığını görüyorsunuz. Ve onlar orada tekrar havada yüzmeye başladılar. 30 saniye ağırlıksız. Uçağın içinde böyle şeyler olur. Evet, böyle şeyler olur. Size son olarak deneyleri yapmış oldukları uçağın bir slaydını göstermek istiyorum bu uçağın serbest düşme yapıyor iken olan hali. Yaklaşık 45 derecelik bir açı ve gerçekten bu insanlar ağırlıksızlıktan dolayı kaynaklanan hava hastalığına büyük katkı yapan müthiş bir görev yapmaktadırlar. Tamam, gelecek derste görüşürüz.